Evet sevgili dostlar, şimdi bu görüntümüzde tabii ki Hacer annemizin evinde oluyor bu görüntüler. Ne demiştik? Yağınızı köyünün en yaşlı insanlarını görüntüleyeceğiz. Sevenleriyle, sevdikleriyle onları bir nebze de olsa gurbettekilerle buluşturacağız demiştik. İşte bu buluşma sizlerle şu an için gerçekleşiyor. Hacer Nene'yi ziyaret ettik. Sağ olsun çayını içtik, sohbet ettik. Ondan sonra bu güzel görüntüleri sizler için hazırladık. Evet Hacer Nene, şimdi ziyaretine geldim. Ha. Tabii ki köyün en yaşlı insanlarından birisin. Pek fazla yaşlı insan da kalmamış köyde bildiğim kadarıyla. Senden yaşlı olanlar elbette ki var. Örneğin bundan önceki çekimlerimde, bundan önceki tanıtımlarımda Ayşe Düzenli, Ayşe Çiçek, efendim Hatice İşleyen, Mustafa Kaba, yani köse diye tabir, köse diye anılan, köse diye bilinen yaşlarımızla görüştük. Şimdi bunlar senden ne kadar büyüktür, ne kadar küçüktür? Hatice benden küçüktü. Hatice. Hatice İşleyen. Ha, Hatice İşleyen. Peki Ayşe, yani bu Ayşe'li babam. O, Ayşe'li, o da benden büyüktür. Büyüktür değil mi? Ya o da benden. Ondan büyüktür. Sonra köse. Köse de büyüktür. Köse de büyüktür. Ya. Ondan sonra tabii ki bu Cüren'in kızı diye bildiğimiz Ayşe şu. Cüren'in kızı diye bildiğimiz Hanife Arı. Rahmetli İsmail Emim'in hanımı. Ya. Senden büyük müdür, küçük müdür? Atık oraydım. Herhalde büyüktür ya. Senden. Yani o hangimiz büyüktür? 86-87 yaşında. Senin de yaşın aşağı yukarı 85-86 yaşlarındasın. Ya ya. Tabii. Peki torunu torban var tabii. Torun torba sahibi oldum. Torban var. Oğlum hoca, torunum hoca. Evet. Ya hep torunlarım birçok. Yani dışarıda olan torunların var mı? Üç tane torunum var dışarıda, çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Nerede? Nereydi o? İstanbul. Uşak. İstanbul'da doğru. Bursa. Uşak. Eskişehir. Kuşta. Nerede? Yani gurbette. Ya gurbette. Gurbette. O da çoluk çocuk sahibi oldu. Ya. Torunlar verdi size. Peki en son olarak onlara ne söylemek istersin? Gurbettekilere. Selam ediyorum çocuklarıma. Selam ediyorum. Benim türlü çocuklarıma selam ediyorum. Sağlığın sıhhatin yerinde. Değil mi? Maşallah iyi gördüm zaten. Peki selamlar gönderirken şöyle bir el salla kendilerine. Evet sevgili dostlar. İşte Hacer annemiz de böyle gurbettekilere selamlarını, sevgilerini gönderiyor. Bugünlük bu kadar. Allah'a ısmarladık.